Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, bugün İstanbul Bahçelievler Özel Aile Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Ve bugünkü program konumuz sağlıklı beslenme. Ve program konuğumuz da diyetisyen Sedef Olcay. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz öncelikle yayına katkı için. İnşallah sevgili izleyenlerimiz önümüzdeki dakikalarda sağlıklı beslenmenin şifrelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum Sedef Hanım. Öncelikle diyetisyen dediğimiz zaman aklımıza hemen fazla kilolarımızdan kurtulmak için gidilen bir branş aklımıza geliyor. Diyetisyen dediğimiz zaman sadece bu aklımıza gelmesi doğru bir şey midir? Başka hangi alanlarda mesela diyetisyenler danışanlarına yardımcı oluyorlar? Şimdi şöyle bir şey, zayıflamak için gelen hastalarımızın haricinde bize birçok sebepten dolayı başvuran hastalarımız oluyor. Başta kilo almak için gelen çok hastalarımız var. Onun haricinde şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kolesterol vesaire herhangi kan değerlerinin yükseklik olan bireylerle bize başvuruyor. Hı hı. Herhangi bir kilo problemi olmayıp da aslında yaşam tarzı, yani beslenme alışkanlıklarını değiştirmek isteyen, artık sağlıklı beslenme yaşam tarzı haline getirmek isteyenler de başvuruyorlar. Yani diyetisyen sadece zayıflatır diye bir genelleme yapamayız o yüzden. Yani kilo almadan tutun, sağlıklı beslenmeye, işte belli alışkanlıkları değiştirmeye kadar bütün sebeplerden dolayı gelen hastalarımız var. Var. Ki önemli onlarda mesela kilo almaya çalışmak da başlı başına bir sıkıntı. Her ne kadar şu an günümüzün bir numaralı gündem maddesi bu açıdan baktığımız zaman kilo vermek, ama kilo almaya çalışanlar da çok ciddi onun sıkıntısını da yaşıyorlardır. Biraz sonra konuşuruz özellikle zamanımız kalırsa. Ama gelin şu kilolarımızdan bir bahsedelim öncelikle. Şehir hayatında yaşayanlarda daha fazla görülüyordur tahmin ediyorum. İşin içerisinde hareketsizlik, sağlıklı beslenememek vesaireye de katınca şehir hayatında yaşayan kişilerde çok daha fazla görüyoruz. Ülkemiz açısından değerlendirecek olursak ne durumdayız? Biz artık kilolu bir millet mi olmaya başladık? Nasıl bir gidişat görüyorsunuz siz? Şimdi şöyle baktığınız zaman artık küçüklükten itibaren bir kilo artışı söz konusu. Bunun da en önemli sebeplerden bir tanesi fast food tüketiminin fazla olması. Onun haricinde işte ailelerin biraz daha pratiği, yani kolay, hani İstanbul trafiği gibi düşün ya da herhangi bir büyük şehir vesaire. İnsanların artık vakti, zamanı daha verimli kullanabilmek adına hani bazı yönlerden kısıp örneğin daha pratik. Örneğin bir makarna yapmak gibi ya da bir kahvaltı hazırlamak yerine hani bir sandviç hazırlayıp çocuğun eline vermek gibi alışkanlıklarımız olmaya başladı. Bu da direkt çocuğun kilosunu da etkilediği için, daha doğrusu ileriki dönemdeki kilosunu ve sağlığını etkilediği için biz aslında kilo kontrolünü çok fazla sağlayabilen bir toplum olmamaya başladık. Yani obezite derecemiz gün geçtikçe artıyor. Bundan peki dolayı. Bu noktada bu gerek fast food, hızlı tarzda beslenme vesairenin önüne kısmen geçmeye çalışıyor insanlar. Hadi yani sabah kahvaltılarını sağlıklı etmek vesaire, ama bir emek istiyor tabii ki. Atalarımız da söylemişler, emek olmadan yemek olmaz diye. Gerçekten bu tam manası sizin branşınız için de önemli. Zira emek vererek hazırlamış olduğumuz yemekler anladığım kadarıyla birazcık daha sağlıklı oluyor bu açıdan baktığımız zaman. Peki şimdi pek şunu için ne deriz? Bir kişi kendisine kilolu demesi için bunun bir genel oranları var. Bu oranlarla alakalı bilgi verecek olursak sağlıklı bir bireyin aşağı yukarı kilosunun hangi seviyede olması lazım? Boyuna oranla tabii. Şimdi biz onu beden kitle endeksi dediğimiz değerle hesaplıyoruz. Bizim bu hesapladığımız değerin 20 ila 25 arasında olması gerekiyor. Biz o zaman normal, yani ideal kilomuzda olmuş oluyoruz. Beden kitle endeksini nasıl hesaplıyoruz peki? Boyumuzun karesini alıyoruz. Örneğin 1.70 boydayız. 1.7'nin karesini alıyoruz ve mevcut olan kilomuzu bu 1.7'nin karesine bölüyoruz. Bulduğumuz değer 20 ila 25 arasındaysa biz ideal kilo aralığında oluyoruz. 25'in üstündeyse yavaş yavaş 25-30 arası, işte hafif kilolu, daha sonra aşırı kilo, yani obez boyutuna doğru gidiyor. Gidiyor. Burada bu kitle endeksimizi artık gerçi
Oturup kağıt kalemle hesaplayamayacak durumda olanlara bir internete girildiği zaman boşluklar yapmışlar. Aynen, yazıyorsunuz. Kendiliğinden hesaplıya da veriyor. O bakımdan sevgili izleyenlerimiz, yani bir arama motoruna beden kitle indeksimi hesaplamak istiyorum ya da beden kitle indeksi hesap diye yazın. Karşınıza çıkan boşlukları doldurun. Çok rahatlıkla sizi bu manada bilgilendirecek. Bu bilgi önemli. Zira kimileri de kilolu olduğunu zannetmiyor. Ya da olması gerekli olan kilosunun kaç olduğunu bilmeyenler de var. Bu da biraz kendi içerisinde sanırım fazla yemeği kaçırmak ya da dikkat etmemeyi beraberinde getiriyor. Peki biz şimdi kilolu bir kişi. Bakıyoruz ki sürekli gözü internette, televizyonda çeşitli diyetler de olabiliyor. Bir kısım deniyor, bırakıyor, tekrar başlıyor. Bu durumda olan kişilere neler tavsiye edebilirsiniz? Nasıl sağlıklı kilo verilebilir? Şimdi şöyle, diyet bireysel bir şeydir. Yani her kişinin ihtiyacı, metabolizması, işte beslenme alışkanlığı vesaire farklıdır. Hani biz oradan buradan bulduğumuz diyet listelerini hani her kişiye uygularsak bir kişinde belki güzel verim hani alınabilir ama diğer kişiye tam tersi etki yapabilir. Çünkü sizin kolesterol değerleriniz farklı. En önemlisi bunlar. Kolesterolünüz var mı? Bir şeker rahatsızlığınız var mı? Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bazı hastalarımda hani çok fazla örneğin 3 ara öğün bir bireye yarıyorken diğer bireye 2 ara öğün yarıyor mesela. Hani o yüzden diyet her zaman kişiseldir diyorum. Yani gazeteden, dergiden, internetten, oradan buradan bulunan diyetler sağlığınızla oynamaktan başka hiçbir şeye yaramıyor aslında. Mesela çıkıyor işte bir haftada 5 kilo verdi vesaire. Bizim için kilo kaybı dediğimiz şey belki tartıda düşüş görüyorsunuz ama önemli olan yağdan veriyor musunuz? Hani siz kas kaybı ve su kaybı yaşıyorsanız biz onu kilo kaybı olarak değerlendirmiyoruz maalesef. Hani insanlarda şöyle bir şey var. İşte bu diyetle işte şu kadar yaptım, sadece bunları yedim, 5 kilo verdim. Ama siz analiz yapmadığınız için tartıda bir düşüş görüyorsunuz. Evet. Hani bu dediğim gibi bizim direktman kilo kaybı olarak değerlendirdiğimiz bir şey değil. Ki burası önemli. Hele hele de su kaybı yaşandığı zaman bir vücutta çok daha farklı sıkıntılara da sebebiyet verebilir. Peki sağlıklı olarak kilo vermenin her ne kadar kişinin kilosuyla da ilgilidir ama normal bir kilolu insanın haftada ya da ayda kaç kilo vermesi, evet bu sağlıklı demek için normaldir. Şimdi şöyle, biz genelde ayda 4 kilo hedefliyoruz. Ama bu kişinin sahip olduğu dediğiniz gibi kilosuna ve metabolizmasına göre değişebiliyor. Bazı bireylerde 4'ün altında kalırken eğer insülin direnci, şeker hastalığı vesaire gibi önümüzde engeller de varsa eğer 4'ün altında kalabiliyor. Ama eğer bizim metabolizmamız fazla çalışıyorsa ve yüksek bir kiloya sahipsek bu değer işte 5-6 gibi değerleri de bulabiliyor. Çıkabiliyor. Yani izleyicilerimize bir fikir vermek açısından soracak olursak 5 kilo bir fazlası olan bir kişi bu 5 kiloyu kaç ayda vermesi dengeli diyebileceğimiz bir süreç olur? Şöyle, eğer düşük bir kilo yani idealine yakın bir kilodaysa bir ayda vermesi yüksek kilolu bir bireye göre biraz daha zor olabiliyor. Çünkü ideale ne kadar yaklaşırsanız kilo verme hızınız o kadar düşüyor. Çünkü hani vermeniz gereken kilo miktarı azalıyor. O yüzden hani İdealle yakın olan bir birey için düşünürsek hani 1,5-2 ay gibi hani yavaş yavaş onu gerçekten sağlıklı bir şekilde vermek için yeterli bir süredir. Peki şu neden oluyor? Dediğiniz gibi böyle diyetlere başlanıyor. Belli bir süre sonra bir sonuç da alınıyor. İşte bir kilo veriliyor. Ama bir süre geçtikten sonra bu süre birkaç ayda olabiliyor, birkaç haftada olabiliyor. Bu kiloların aynısı hatta daha fazlası geri alınabiliyor. Bu nasıl bir mekanizmanın yansımasıdır? Neden böyle oluyor? İşte az önce değindiğim nokta da buydu aslında. Hani siz gerçekten kilo veriyor musunuz? Eğer siz o verdiğiniz kiloyu kastan ve sudan veriyorsanız verdiğiniz kiloları kat ve kat fazlasıyla geri alırsınız. Ama siz yağdan vererek sağlıklı bir kilo kaybı sağlıyorsanız zaten o süreçte belli alışkanlıklarınız değişeceği için verdiğiniz kiloları ne olur mesela 10 kilo vermişsinizdir 1 kilosunu geri alırsınız. Ama siz kas kaybı, su kaybı yaşadığınızda onlar direktman normal beslenmeye döndüğünüz zaman geri geleceği için hani herhangi bir kilo kaybı yaşamış olmuyorsunuz o zaman. Evet. Peki bu noktada özellikle kastan ve sudan kaybetmemek için nelere dikkat etmemiz lazım kilo verirken? Siz mesela hastalarınıza, danışanlarınıza sağlıklı bir diyette neler olmazsa olmaz diye öneriyorsunuz? Şimdi şöyle, en önemli kuralımız öğünleri atlamamak. Hani benim işte işim vardı, vakit bulamadım vesaire gibi bahaneleri önce bir kenara bırakıyoruz. Mutlaka 3 ana öğün yapmaya çalışıyoruz ki kahvaltı bunların en önemlisi. Biz ne kadar güçlü bir kahvaltı yaparsak, ben hep şu örneği veriyorum. Hani piramidi tersten düşünün. Hani kaslı bir birey gibi düşünün. Kahvaltıyı çok güçlü yapıyoruz. Daha sonra öğle yemeğini biraz daha hafif, akşam yemeğini olabildiğince daha hafif geçirmeye çalışıyoruz ki hani sağlıklı bir vücut yapısında
sahip olalım. Ama biz o piramidi ters çevirdiğimiz zaman genelde şu şekilde, de ters çevriliyor. Aynen öyle. Evet. Hafif bir kahvaltı, öğle yemeğinde artan iştah ve akşam yemeğinde bir iştah patlaması yaşayıp biz hani yememiz gerekenin de fazlasını tükettiğimiz için o zaman ne oluyor? Hani tersten düşündüğümüzde toplu bir birey gibi oluyor. O yüzden en önemlisi kahvaltı. Biz ne kadar güçlü bir kahvaltıyla başlarsak ilerleyen saatlerdeki acıkma ataklarımız o kadar azalıyor. Azalıyor. Ve hani nasıl diyeyim? Şöyle de bir şey var. Kişinin konsantrasyonu, çalışma işte başarısı vesaire, okuldaki çocukların işte başarısı güzel bir kahvaltıdan geçiyor aslında. Onun haricinde arayı mutlaka yapılması gerekiyor. Şimdi 12'de öğle yemeğini yediniz düşünün. İstanbul şartları, çalışma vesaire falan. Saat 8'de akşam yemeği. O aradan geçen 8 saatlikte kan şekerimiz olabildiğince aşağılara düşüyor. Ne oluyor? Acıkma isteğimiz, tatlı isteğimiz vesaire daha da arttığı için akşam yemeğinde yine gereğinden fazla tüketim yapabiliyoruz. O yüzden kişinin akşam yemeği saatine göre hani 1 veya 2 tane ara öğün mutlaka koymasını öneriyorum. Onun haricinde akşam yemeği eğer çok geçe kalmayacaksa bir ara öğün daha ekliyorum ki bunları daha çok süt, yoğurt tarzı hani kalsiyum içeriği yüksek olabilecek. Bizi biraz daha uykuya rahat geçimimizi sağlayabilecek besinler tüketmenizi öneriyorum. Onun haricinde su tüketimi çok önemli. Hani ve şöyle bir şey var. 3 tane kuralımız var. Ben hep şey olarak söylüyorum. Rahatsızlık, hani zayıflama sürecini bir hastalık gibi düşünün. 3 tane antibiyotiğimiz var. Diyet, fiziksel aktivite ve su tüketimi. Biz hastayken bir tane ilacımızı almadığımızda ne oluyor? Hastalığımızın iyileşme süreci uzuyor. Ve hastalık boyunca olan ağrılarımız azalmıyor. Ağrıdan kastım yağ yakımı aslında. Hani kilo vermede esas istediğimiz durum. Biz onlardan bir tanesini eksik yaptığımız zaman ne oluyor? Süremiz uzuyor. Yani o yüzden hani sadece sağlıklı beslendim, su içmedim, fiziksel aktivite yapmadım, zayıfladım gibi bir şey maalesef ki olmuyor. Hani bir kompleks gibi düşünün. Hepsini tam anlamıyla yaparsak biz bir sonuç alabiliyoruz. Bu üç sacarya çok önemli. Su aynen içmek, öyle. Fiziksel aktivite ve diyetimizin, yediklerimizin dikkat edilmesi. Bu bilgileri sevgili izleyenlerimiz özellikle kilo vermek isteyenler için çok çok önemsiyoruz, altını çiziyoruz. Şurası da çok önemliydi. Yani genelde baktığımız zaman etrafımıza, kendimizde ya sabah kahvaltısını hiç etmiyorum diyen insanlar o kadar çok ki. Evet. Yani ben öğlen yemeğiyle başlıyorum güne. Sabahleyin hem keyfim yerinde olmuyor, uyanmamamış da oluyorum. Sabahleyin işlerim yoğun oluyor. Ama bu aslında ne kadar sağlıksız bir beslenmenin bir hatta güne sağlıksız başlamanın da belki ilk adımı. Dolayısıyla kahvaltımıza çok dikkat etmemiz lazım. Piramidi ters düşünüyormuşuz sevgili izleyenlerimiz. Bu bilgi önemliydi. Zira akşam yemeklerini, onu soracaktım. Akşam yemeğini en son ne zaman yemek lazım? Şöyle, ben genelde 7'den sonra, 7-7.30'dan sonra akşam yemeği taraftarı değilim. Ama şöyle bir şey de var. Dediğim gibi İstanbul trafiği, çalışma hayatı vesaire evine geç giden insanlar olabiliyor. Ben o zaman şöyle bir şey yapıyorum. Akşam yemeğini olabildiğince salata, yoğurt tarzı hani hafif geçiştirelim. İçerisine mesela bir protein kaynatıyorum. Peynir koyabiliriz, ton balığı vesaire ekleyebiliriz. Ve son bir oyundan bahsetmiştim akşam yemeğinden sonra. Akşam yemeğiyle oyunun yerini de değiştiriyoruz ki hani o akşam yemeği de hafif yapacağımız için acıkma ataklarımız vesaire olmasın hani o oyunda çok fazla yiyip akşam uykuya yattığımızda bizi rahatsız etmemesi açısından da bu değişimi yapmalarını söylüyorum. O zaman şurası da önemli bir parola diyebilir miyiz izleyenlerimize? Ya sofraya oturduğunuz zaman öyle çok fazla acıkmış olmayın. Aynen öyle. Yani acıkmadan oturmayın tamam ama öyle çok çok böyle 8 saatlik bir açlık, 7 saatlik iki öğün arasındaki açlıklar bizi o öğünde çok fazlaca bir yemeğe yönlendireceği için ara öğünleri bu yüzden önemsiyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Peki bazen şöyle bir sıkıntı oluyor. Ara öğünlere bakıyorsunuz insanların maşallah öğün gibi ara öğünler oluyor. Yani 3 ana öğünü 6 ana öğüne çıkartmış bir durum. Diyetisyene gidip de ben daha fazla kilo aldım ya olmadı böyle diyen arkadaşlarımız da oldu. Gördüğümüz. Bu ara öğünlerde nelere dikkat etmek lazım? Ara öğün deyince ne anlamalıyız? Şöyle aslında ara öğün her şeyden oluşabiliyor. Ben mesela hani sandviç verdiğim hastalarımda var. Süt, meyve hani olabildiğince aslında kişinin alışkanlıklarına göre düzenliyoruz bunları. Örneğin taşıma zorluğu yaşıyorsa hani ben taze bir meyve yiyemeyecek bir hastaysan illa meyve yiyeceksin diye bildir etme şeyde bulunamıyorum maalesef. Hı hı. Daha kolay taşınabilecek örneğin sandviç olabilir, süt olabilir, yoğurt veya ayran olabilir. Simit ve ayrandan oluşan ara öğün yaptırdığım hastalarım da var. Onun haricinde kuru meyvelerden ve kuru yemişlerden ceviz, fındık özellikle bunları çok fazla kullanıyorum. Bunlardan yararlanabiliriz. Sütlü bir kahveyle beraber belki işte tuzlu bir kreker vesaire bu tarz şeyler olabilir. Hı hı. Genelde bunlardan oluşuyor ara öğünlerimiz. Mesela
şunu uygulayan artık kulaktan dolma bir bilgi midir ya da doğru bilinen yanlış mıdır? Özellikle şekersiz Türk kahvesi çok ciddi iştah kesiyor. Ve ben yemekten bir yarım saat önce her zaman şekersiz Türk kahvesi içerim. Ya da her zaman demeyeyim de belli bir zamanlarda. O öğünümü böyle çok acıkmadan, iştahsız bir şekilde geçiririm. Bana da iyi gelir, fazla kilolarıma karşı kendimi koruyorum. Bu bilgi doğru mudur? Gerçekten kahveyi bir iştah kesici olarak kullanabilir miyiz yemeklerden önce? Şöyle hani yemek öncesi sonrası hani genel olarak kahvenin aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de var. Ama dediğiniz gibi şekersiz olması kaydıyla. Çünkü ekstra şeker ilavesi yaptığımızda ekstradan kalori de almış oluyoruz. Boş kalori almış oluyoruz. Hem işte bir şey içtiğimiz örneğin yeşil çay, kahve, işte sütlü kahve vesaire bunlar da bizim midemizi doldurduğu için dediğiniz gibi tokluk hissi sağlıyor. Aynı zamanda kahvenin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu için de özellikle spor öncesinde önerdiğim, çok fazlasıyla önerdiğim bir içecek. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu için kilo vermeye de destekleyici. Dolayısıyla yani kahvemizi de çok da fazla abartmadan diyetlerimizde kullanmamızda yarar var. Peki biz sabah kahvaltısını önemseyelim dedik. Sabah kahvaltısını biraz tarif edecek olursak neler olmazsa olmaz, nelere dikkat etmemiz lazım? Bu da aslında kişinin alışkanlıklarına göre değişebiliyor. Ama mutlaka bir yumurtanız olsun diyorum. Ama hani böyle illa işte yağı kıracağız, tavaya kıracağız gibi değil de. Haşlanmış olabilir. Belki menemen ve omlet tarzında tercih edebiliriz. Mutlaka peynirimiz olsun. Ama bu peynirler de çok böyle aşırı yağlı. Örneğin kaşar peyniri gibi. Ne olabilir mesela? İki dilim alıyorsak belki bir tanesini o tarz peynirden alıp birini yarım yağlı tercih edebiliriz. Zeytinimiz veya cevizimiz olabilir. Hani yarı yarıya da bunu paylaştırabiliriz. Mutlaka yeşilliğimiz, domates vesaire bu tarz sebzelerimiz olması gerekiyor. En önemlisi de ekmek. Hani insanlarda şöyle bir algı var. Ekmek yemeği kestim, kilo verdim gibi. Sen eğer yanlış ekmeği tercih ediyorsan ve yanlış porsiyonlarla tüketiyorsan evet ekmeği kestiğinizde kilo verirsiniz. Ama şöyle bir şey de var. Ekmeğin içerisindeki B1 vitaminlerinden tutun içerisindeki life vesaire diğer vitaminler, mineraller hepsine ihtiyacımız var. O yüzden hani yanlış bilinen doğrular diye bahsetmiştik az önce. Ekmek kestiğimizde kilo verme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Aksine metabolizmamızın, vücudumuzun onlara da ihtiyacı olduğu için önemli olan porsiyon miktarlarını ayarlamak. Aynen. Hani kişinin ihtiyacına göre yine kahvaltıda bir veya iki dilimde beyaz ekmek olmamak kaydıyla. Kepekli, tam buğdaylı, çavdarlı şu an çok fazla seçenekli ekmeklerimiz var. Beyaz ekmek harici tüm tahıllı ekmekleri tüketebiliriz. Hı hı. Beyaz ekmeğin ne günahı var? Niye onu tercih etmiyoruz? Şimdi şöyle, baktığınız zaman ikisinde kalori değeri vesairesi şeyi aynı. Ama bize sağladığı tokluk, bizim glisemik indeks dediğimiz kan şekerimizi etkileme seviyeleri, düzeyleri farklı. Beyaz ekmek tükettiğimizde örneğin biz 10 dakikada acıkıyorsak tam tahıllı, çavdarlı vesaire bir ekmek tükettiğimiz zaman yarım saatte acıkıyoruz. Yani bizim midemizde durma süresi uzun olduğu için bize daha fazla tokluk sağlıyor. Hı hı. Ve biz daha geç acıktığımız için diğer besinlerin tüketimimiz az oluyor ve kilo kontrolüne o şekilde yardımcı oluyor aslında. Hı hı. Bu bilgiler önemliydi. Bir de ne kadar ekmek? Yani kimi insanlar diyor ki ben ekmeksiz doymam. Yani bir kahvaltıda maşallah bir ekmek, öğlen bir ekmek daha, akşam hadi biraz kıstık yarım ekmek. Nedir? Yani bir sağlıklı bir kişi, normal kiloda olduğunda varsayalım. Hı hı. Ve tam buğdayı da önerdiğimizi ve tam buğdayı da tükettiğini varsayalım. Gün boyu ne kadardır bunun olması gerekli olan? Dediğim gibi diğer besinlerin ne kadar tüketimiyle de alakalı. Çünkü diyetin genel bir işte karbonhidrat, protein ve yağ yüzdesi var. Sizin diğer tükettiğiniz besinlere de göre değişebilmekle beraber hani normal bir birey için işte her öğünde, ana öğünde bir veya iki dilim ideal olanla diyorum ama tekrardan üstüne basarak söylüyorum. Her kişinin ihtiyacı olan porsiyon miktarları farklı olduğu için bu tamamen kişiden kişiye göre değişen bir miktar. Hı hı. Özellikle ekranları başında bir ve iki dilim dediğiniz zaman yemekten önce mi yemekten sonra mı diye soracak olan izleyenlerimiz mutlaka olacaktır. Ama bu işin olmazsa olmazı sevgili izleyenlerimiz ekmekle aramızdaki muhabbeti ayarlamak. Yani dolayısıyla tamamen kesmek de değil ve kontrolsüz bir şekilde tüketmek de değil ve beyaz ekmekle alakalı da Sedef Hanım'ın az önceki vermiş olduğu bilgiler önemliydi. Beyaz ekmekle de özellikle aramızı birazcık açmamız gerekiyor. Öğlen yemeği ve akşam yemeğini de ayrıca soracağım ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyenlerimiz bugün İstanbul Bahçeli Evler Özel Aile Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Yeme alışkanlıklarımızı, beslenme alışkanlıklarımızı konuşuyoruz. Sağlıklı beslenme nasıl olur? Sağlıklı kilo vermenin dinamikleri, satır başları hepsi programımızın içerisinde olacak önümüzdeki dakikalarda da. Konuğumuz diyetisyen Sedef Olcay kısa bir aranın ardından beraberliğimiz devam edecek.
Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz devam ediyor. Bugün İstanbul Bahçelievler Özel Aile Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz ve diyetisyen Sedef Olcay Hanım'la birlikteyiz. Programımızda bugün sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz. Programımızın birinci bölümünde sağlıklı beslenmenin dinamiklerini, kilo vermeyi, sağlıklı kilo vermede nelere dikkat etmemiz lazım, beslenme alışkanlıklarımızda olmazsa olmaz neler olmalı, ekmekle aramızdaki muhabbeti şöyle bir konuştuk ve muhabbetimize, sohbetimize devam ediyoruz. Öğlen yemeğine gelmiştik. Öğlen yemeğinde nelere dikkat etmeliyiz ki birinci bölümde çok önemli bir uyarı vardı sevgili izleyenlerimiz. Piramidi ters düşünelim. Sabah, öğlen, akşama, sabah kuvvetli, yani en iyi öğünümüzün sabah olması gerektiği, ardından öğleni sabaha nazaran biraz daha az, akşamı da öğlene nazaran birazcık daha az olmak şekliyle şekillendirelim demiştik. Geldik piramidin ikinci basamağına, öğlene. Öğlenin nasıl bir beslenmeyi önemsememiz lazım? Şimdi şöyle, genelde öğlen yemeği için protein içeren besinler, mesela et, tavuk, hindi, balık vesaire, daha çok protein ağırlıklı beslenmeyi öneriyorum. Çünkü hem tokluk sağlama süreleri uzun, hem de sindirim süreçleri uzun olduğu için olabildiğince öğlen tercih edersek hem bize gün içerisinde daha fazla tokluk sağlamış olacak, diğer besinler tüketim sıklığımız, kaçamak yapma olasılığımız azalacak. Hem de sindirimleri uzun olduğu için mesela akşam yemeğinde tercih ettiğimizde belki bizim uyku saatimizde yani şeyde denk gelip bizi rahatsız edebilecek. O yüzden olabildiğince öğlen protein ağırlıklı beslenelim diyorum. Yanına mutlaka yeşillikli, sevdiğimiz herhangi bir sebze içeren bir salata alalım diyorum. Ve eğer çorbamız varsa çorba olabilir. Ekmeğimiz varsa ekmek olabilir. Yine kişinin ihtiyacına göre değişmekle beraber ve mutlaka ben yoğurt, ayran, bu tarz şeyleri çok seven bir diyetisyenim ve mutlaka her öğünlerinizde bunlardan bulunması için hastalarıma öneride bulunuyorum. Aynen öyle. Peki şu da önemli bir soru diye düşünüyorum. Herkesin sabah kalkma ya da günü geçirme saatleri farklı olabilir. O yüzden genel olarak soracak olursak, bir kişi sabah kahvaltısını bizim az önce anlattığımız gibi yaptı. Hı hı. Öğlen yemeği en erken ne zaman olmalı? Öğlenliğinden sonra akşam öğünün arasındaki en erken saat aralıkları ne kadar olmalı? Şimdi şöyle, kişinin mesela saat 9'da kahvaltı yaptığını düşünelim. Saat 12-12.30 arasında öğle yemeği yemek için uygun bir saat. Hı hı. Onun haricinde öğle yemeğimizi yedik, 12'de yediğimizi düşünelim. 3.30-4, yani 3.30 ile 4.30 arasında da diğer ara öğünümüzü yapmamız için uygun bir zaman. Baktığımız zaman saat 7-7.30 arasında da akşam yemeğimiz denk geliyor. Ama tabii bu kişinin sabah kahvaltısını etme saati, örneğin öğle yemekleri saatleri de değişebiliyor. O tamamen kişinin alışkanlıklarına ve yaşam tarzına göre düzenlediğimiz saatler. Hı hı. Burada mesela şu açıdan sormuştum mesela. İki öğün arasında, ana öğün arasında mesela 5 saatten az zaman olmasın, 6 saatten az zaman olmasın gibi bir kategori yapacak olacak. O yüzden de mesela 11'de kahvaltı eden de var ya, gece geç çalışıyordur, sabah kalkması 11 olmuştur. Bu tarz insanlar için de mesela 11'de kalkmışsa bile, evet, sabah kahvaltıyla mı başlaması lazım yine az önce bahsettiğimiz gibi, yoksa onun kahvaltısı bir porsiyon köfte mi olabilir de, yani artık öğlen vaktine gelmiş oluyor neredeyse. Yani şöyle, eğer kişi güne hani bir ana yemek tarzında bir yemekle başlamak istiyorsa o tarz bir alternatif de yapabilir. Ama normal bir kahvaltıya saat 11'de başlayıp saat 2-2.30'a doğru öğlen yemeğini tercih edebilir. O zaman ne yaparız biz? Hani öğle yemeği sarktığı için ara öğünü biraz daha hafif tutup akşam yemeğin saatine kadar hani çok fazla doygunluk sağlamayız. Hani o saat ilerledikçe ara öğünlerdeki o porsiyon miktarlarımızı ona göre ayarlarız. Ona göre ayarlarız, evet. Peki su içme meselesine bir başlı başına burada girmek istiyorum. Akşam yemeğini de ayrıca soracağım. Su içmeyi sadece diyetisyenler değil, ya hangi hekimimizle bir program yapsak su içmek diyor, başka bir şey demiyor. Şimdi su içmek de yine böyle özellikle şehir hayatında açıkçası koşturmacada mesela çok fazla şey yapamıyoruz. Fırsatını bulamıyoruz. Kimisi de diyor ki ya susadığım zaman içerim. Susamazsam içmem zaten. Suyu içmeyi nereye oturtmak lazım? Gerçekten susadık mı içeceğiz, susamadık mı da içmeyeceğiz noktasında kalması sağlıklı mıdır? Ya da ne kadar bir su sağlıklıdır? Şimdi şöyle, susamayı beklersek eğer gün boyu hiç susamayan insanlar var. O yüzden hani baktığınız zaman hiç su tüketimi yapmamış oluruz o zaman. Yani şöyle, günde en az 2-2.5 litre su tüketimi yapmamız gerekiyor ki bu hayatsal fonksiyonlarımızın devam etmesi, yani cilt sağlığından tutun. Yani olabilecek, aklınıza gelebilecek her şey için su çok önemli.
Onun haricinde mesela su eksik tüketim yaptığımız zaman baş ağrısı olabiliyor, konsantrasyon bozukluğu olabiliyor, işte organlarımız vesaire cildimiz kuruyor, organlarımız tam olarak işlevlerini yerine getiremiyor. Aslında en önemlisi de metabolizmamız yavaşlıyor. Yani biz diyette de mesela su tüketimini yeterince yapmadığımız zaman bizim yağ kaybı dediğimiz, yani metabolizmamız biraz daha yavaşladığı için istediğimiz, aslında örneğimizi 1 kilo verecekken istediğimiz verimi alamadığımız için bu oranlar yarım kiloya düşebiliyor. O yüzden hani sadece zayıflamak, işte cildim güzelleşsin vesaire diye, yani bir bütün olarak düşündüğümüz zaman genel sağlığımız için su tüketmek bizim için çok önemli. Burada yani 2-2,5 litre diyoruz. 2-2,5 litre suyu da aşağı yukarı herhalde yani her saat bir bardak civarlarına yani denk gelecek. 8-10 bardağa denk geliyor. 8-10 bardağa denk. Uyanık kaldığımız her saat bir bardak su içtiğimizde yaklaşık olarak gün boyunca 8-10 bardağa ulaşmış oluruz. Bu sevgili izleyenlerimiz olmazsa olmaz, yani suyla alakalı aranız yoksa bunu bir şekliyle sağlamanız lazım. Gerçekten de ben susamıyorum diyenler gerçekten susamıyorlar mı? Yani vücut sonuçta suyu istediği zaman bir susama mekanizması yaratılmış. Susama niye var? İşte su ihtiyacı olduğu zaman. Dolayısıyla susandığı zaman artık çok ciddi bir sıkıntı var vücutta. O yüzden mi susama hissini hissediyoruz? Susamadan mı içeceğiz bu 8-10 bardak suyu? Aslında şöyle bir şey de var, hani kişi diyor ya ben su içmiyorum ama gün içerisinde çok fazla çay, kahve vesaire sıvı tüketim yaptığı için, hani su olarak tüketmiyorum. Sadece çay, kahve vesaire tüketim yaptığı için o susuzluk hissi de çok fazla oluşmuyor aslında. Ama ben her zaman şey diyorum, hani içtiğiniz çay, kahveyi bir kenara koyun, tüketeceğiniz su kısmını bir kenara koyun. Hani benim belirttiğim 2-2,5 litre bu çay kahvenin içerisinde olmasın. Olmuyor. Ayrıyetten. Ama şöyle bir şey var, hani ben su tüketmeyi sevmiyorum diyen hastalarım da çok mesela. O yüzden de şey diyorum, hani sevdiğiniz meyveleri suyun içerisine koyun. Nane koyun, tarçın koyun, özellikle kan şekerini dengelemesi açısından da önemli. İşte meyveler, nane vesaire istediğiniz karışımı yapıp o şekilde bir tüketim de yapabilirsiniz. En azından örneğin 1 litrede kalıyorsa belki 1,5 litreye çıkar gibi. Bu sayede. Evet. Ki özellikle limon mesela, bir dilim limon atmak vesaire, internet bilgisi olarak söylüyorum. İşte pH değerini arttırırmış vesaire. Bu nedir? Yani bu konuyla alakalı da sormuş olayım. Ya da bir iki damla limon damlatın diyorlar. Yani suyun pH değeri artsın ki vücudunuza daha iyi yarasın vesaire. Bu doğru bir bilgi midir? Yani şöyle, suyu aslında alkali yapmak hani vesaire falan, hani çok fazla hani asidik olmasın, şey olmasın hani vücudumuza. Çok da aslında esprisi olan bir şey değil. Hem tadını değiştiriyor gerçekten. Evet, alkali yapması, kullanması vesaire yönünde şey var ama hani limon atmadan da tüketim yapabiliriz. Yapabiliriz, evet. Dolayısıyla bu da önemliydi. Gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeği demiştik ki 7.30-8'i çok geçmeyelim bu tarafa. Buna şöyle de diyebilir miyiz? Gece 12'de yattığını düşünürsek bir kimsenin 7.30-8 ideal midir akşam yemeği için? Yani bir arada 4 saatlik bir mesafe olmuş olacak. Belki yatmadan önce demiş olduğunuz bir ara öğünü daha kendisine yapabilecek bir fırsat olmuş olacak. 12'de gece yatan birisi için neler tavsiye edebiliriz akşam yemeği için? Yine hani 12'de yattığını düşünürsek saat 7-7.30 arasında yine bir akşam yemeğini yapsın. Olabildiğince 7.30'u geçirmemeye çalışın ki bizim oraya koyabileceğimiz bir ara öğün içinde bir saatimiz bize kalsın. Akşam yemeğinde öğlen ne demiştik? Protein ağırlıklı et kısmını öğlene aktardık. Akşam yemeğinde olabildiğince hafif besleneceğiz. Yani sebzeler, salatalar, çorba tüketim yapabiliriz. Mesela onun yanına yine ihtiyacımıza göre ekmek tercih edebiliriz. Olabildiğince akşam böyle hamurlu gıda, işte pilav, makarnaydı vesaire çok tercih ettiğim bir şey değil. Olabildiğince hafif, mesela çorba, sebze, yoğurt ve salata şeklinde. Belki hani değişimli olarak yanına işte ekmek ilave edilebilir. Çorba ve ekmek gelmeyip belki bulgur pilavı tercih edilebilir. Ama hani demiyorum ki çorbası, ekmeği, pilavı, sebzesi, yoğurt, hani hepsi bir olsun. Olabildiğince hani hafif geçirmeye çalışırsak hem yattığımızda da rahatsızlık duymamak adına hem de ekstradan kalori almamak adına tarzı beslenme daha uygun olur. Daha uygun olur. Özellikle akşam geceliğin yani uykusundan uyanıp bir şeyler yeme ihtiyacı duyan insanlar oluyor. Bu niçin olur ve bu sağlıklı bir şey midir? Yani bu istese de bunu yapmasınlar mı? Yani geceliğin bir şeyler yemek, tüketmek sağlık açısından nasıl bir sıkıntıyı doğurabilir? Şimdi şöyle, bunun sebebi ne diye bakacak olursak aslında akşam yemeğinde hani sofradan tam olarak kalkmama, belki geç saatlerde yatıp o arada bir ara öğün yapmama, yani kan şekerin birazcık düşüp tam olarak doymamayla alakalı olan bir şey aslında. Ama demiyorum ki burada tıka basa doyup uyuyalım. Hani bu da yanlış bir şey.
Olabildiğince mesela ne olur? 12'de yattı. Saat 9.30 10 arasında yatmadan 2 saat önce bizim yemek yemeyi kesmiş olmamız gerekiyor. Bu arada mutlaka bir ara öğün yapsın. Böyle acıkma atakları, uykudan uyanıp kalkıp işte yemek yeme gibi bir durumu söz konusuysa yavaş yavaş azaltmaya çalışsın. Ama ne olur hani oldu ki hani azaltamıyor, şey yapamıyor. Olabildiğince hafif besinleri, kalori değeri düşük olan besinleri. Mesela ne olur bir çay bardağı belki süt içebilir, onu bastırabilir. Onun haricinde belki biraz yoğurt ve ayran tüketebilir. Daha çok bu tarz besinleri alırlarsa daha iyi olur ama tercihim almamaları. Bir şey söylüyorum ben. Gidin açlık hissettiğinizde bir bardak su için. Bir 10 dakika bekleyin. Eğer gerçekten hala açlık hissediyorsanız gerçekten acıkmışsınızdır. Hani bu ki bazı kişilerde de ben işte uykudan kalkarım yemek yerim. Hani bu biraz da psikolojik olarak yer etmiş bir şey olduğu için ben bunu yemezsem uyuyamam. Önce bunları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Birazcık bekleyeceğiz. Su içeceğiz. Biraz daha bekleyeceğiz. Gerçekten aç mıyız değil miyiz onu sorgulayacağız. Yani. Evet. Bu normal öğünlerimiz için de geçerli olan bir öneri olabilir mi? Yani evet. Öğlen yemeğine, sabah kahvaltısına ya da akşam yemeğine başlamadan önce bir bardak su içip şöyle bir iştahımızı bir ayarını yaptıktan sonra sofraya oturmak bize bazı avantajlar, yani daha fazla yemek yemenin önüne geçecek bir durum ortaya koyabilir. Bu bilgi önemliydi. Şunu soracağım. Şimdi biz kilo vermeyi hep konuştuk ama azı az da olsa ama sayıları çok da az değil, kilo almaya çalışanlar var. Kilo almaya çalışmak durumu niçin oluyor? Hadi kilo problemimizin genel olarak bir şablonunu çizdik. İşte yaşam standardı, günlük alışkanlıklar, yeme içmenin vesaire negatif özellikleri. Kilo niye alamaz insan? O da kişinin metabolizmasıyla alakalı aslında. Şöyle gruplandırabiliriz onları. Çok yiyen ama metabolizması hızlı çalışan bireyler kilo alamayabilirler. Onun haricinde çok yediğini zannedip aslında az tüketim yapan bireyler kilo almakta zorlanabilirler. O durumda şöyle bir şey yapıyoruz. Önce şunu belirteyim. Kilo almak, kilo vermekten daha zor bu arada. Her ne kadar hani birçok insan işte onu yerse ne kadar kolay hani kilo alamıyor musun gibi baksa da aslında çok zor. Çünkü onların tüketim miktarları hani normal bir bireylere göre daha az olduğu için hani iştahları daha az oluyor vesaire ya da metabolizmaları normal bir bireye göre daha hızlı çalıştığı için kilo almakta gerçekten zorlanıyorlar. O gibi durumlarda da biz şöyle bir şey yapıyoruz. Porsiyonları büyütmüyoruz ama kalori değerini arttırıyoruz. Örneğin çorbaları mesela peynir ilavesi yaparak tüketin diyoruz. Salataları asla yağsız veya sossuz yemeyin diye öneriyoruz. Onun haricinde makarnayı mesela sade yemeyin. İşte kıymalı, domatesli vesaire bir sos yapıp hani olabildiğince miktarı aynı tutup kalorisini arttırmaya. Sütlü tatlıları mesela üzerine ceviz, fındık vesaire bunları ilave ederek tüketin diyoruz ki hem kalori değeri artsın hem kişinin tüketeceği miktar da artmayacağı için bir porsiyonla mesela daha fazla kalori almış olacak. Onlarda da şöyle bir şey var mesela hani olabildiğince sık sık öğünler yaptırıyoruz. Mesela hani öğle sabah kahvaltı yaptı araya bir ara öğün ekliyoruz, öğle yemeğini ekliyoruz. Onun haricinde 2 saat sonra bir ara öğün belki bir ara öğün daha ekleyebiliyoruz. Hani az az sık sık onlara kalori değeri yüksek olan besinler eklemeye çalışarak kilo almalarını sağlıyoruz. Burada özellikle yani bu tür kişilerin abur cubur yemesi, ondan sonra bu noktada fazla kalorili işte çikolata, fıstık, fındık vesaire gibi beslenmesi sağlık açısından bir sıkıntı ya sebebiyet verebiliyor mu? Ya da bu noktada da dikkat etmeleri gerekiyor mu? Ne de olsa kilo almayayım deyip bütün abur cuburları yemeleri serbest mi mesela? Tabii yani kalori değeri yüksek besinlerden kastım hani çikolataydı, kekti, oydu, buydu hani o tarz değil. Paketli ürünleri olabildiğince hani işte çikolata yiyeyim, gofret yiyeyim, hani kilo alayım ya da almıyorum dediğiniz gibi hani ben nasıl olsa almıyorum yiyeyim gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü hani kilo almıyoruz belki ama diğer kan değerlerimiz vesaire bunlarda herhangi bir yükseklik olabiliyor. Belki şeker rahatsızlığımız var, bu etkilenebiliyor. Olabildiğince sağlıklı alternatiflere yöneliyoruz. Örneğin hani bir çikolata değil de sütlü bir tatlı ve üzerine dediğim gibi ceviz, fındık vesaire bunları ekleyebiliyoruz. Onun haricinde ev yapımı işte kekler vesaire yine paketli olmayacak şekilde ev yapımı kek, poğaça, börek vesaire bunları tüketiyoruz. Bunlar da önemli zira yani kalori alacaksak bile sağlıklısını almamız gerekiyor. Verdiğiniz bilgiler önemliydi. İnşallah izleyenlerimize buradan özellikle kilo alma ve kilo verme hususunda sıkıntısı olan izleyenlerimize bu tavsiyeler işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programının bugün sonuna gelmiş olduk. Bugün Bahçeli Evler Özel Aile Hastanesi'nden sizlere seslendik. Diyetisyen Sedef Olcay'la birlikteydik.
Programımızın birinci bölümünde sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazları, doğru bilinen yanlışlar, sağlıklı bir kilo verme, öğünlerimizin nasıl olması gerektiği, su içme ve dolayısıyla da en sonunda da kilo alma ile alakalı, kilo verme değil de kilo alabilme ile alakalı bilgiler paylaştık. Ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalınız.